Spor gündeminden günaydınlar değerli Bayrak Radyo Televizyon izleyicileri. Haftanın ikinci gününde birlikteyiz. Birçok konumuz var. Sportif gelişmeler tam gaz devam ediyor. Ahmet Doğan'la birlikte yorumlar, değerlendirmeler yapacağız. Ahmet Doğan günaydın, hoş geldin. Günaydın, kolay gelsin. Evet, çok konumuz var. Aksa Süper Lig, Nikosya Grup Kıbrıs Kupası, yarı final maçları, BTM liglerinde şampiyonlar belli oldu. A2 liglerinde artık sona doğru geliniyor. Birçok konumuz var. Hepsini konuşacağız. Ama istersen bir Aksa Süper Lig'in 25. haftasıyla başlayalım. Bir genel değerlendirmeyle istersen başla. Tabii ki yukarıda şampiyonluk mücadelesinde Mavus Atatürkgücü artık ciddi bir adım attı. 3-0 geriye düştüğü Binatlı maçında 5-3'ü yakaladı ve tarihi bir galibiyet aldı aslında. Ve bu galibiyetle aradaki puan farkını en yakın rakibiyle biraz daha artırmış oldu. Bu hafta kazanması halinde ve rakiplerinin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Pazar günü Mavus'a Doktor Fazıl Küçük Stadı'nda. Altta da ciddi bir mücadele var. Özellikle Bafülkü Yurdu'nun üst üste iki galibiyeti ve playout grubu içerisindeki takımların puan kaybetmesiyle birlikte alttaki heyecanda sona doğru iyice alevlendi. Nasıl değerlendirirsin haftayı? Tabii Süper Lig'de artık yavaş yavaş sona gelinirken Mavus Atatürkgücü'nün haftalardır konuşuyoruz hangi hafta şampiyonluğunu ilan edecek noktasında. Çünkü takipçilerinin her hafta birinin maç kaybetmesi bir anlamda işini de kolaylaştırıyor. Tabii ki kendi de kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken özellikle Merdal Sancak, Yeşilova, Gönyeli, Lefke, son haftaların çıkışta takımı Dumlu Pınar, zirveyi zorlayan takımlara baktığımızda bu takımların da Dumlu Pınar'ın dışında istikrar yakaladığını söyleyemem. Özellikle Dumlu Pınar'ın son haftalardaki çıkışıyla birlikte 3. sıraya geldi. Merdal Sancak, Yeşilova'nın özellikle ikinci devredeki ortaya koyduğu performansa baktığımızda 17. hafta Mavus'ta Doktor Fazıl Küçük Istan'da Mavus Atatürkgücü'ne kaybetmişti. Evet. O günden sonra da kayıp yaşamamıştı. İkinci bir kaybı yine Gazi Mavus'ta Doktor Fazıl Küçük Istan'da bir başka Mavus'ta temsilcisi Yonpaş Dumlu Pınar'a kaybetti ve İlginçtir iki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti sevgili evet. Kaya. Ve bu kayıplarla birlikte işte Mavus Atatürkgücü geriden gelen Lefke olsun, Gönyeli olsun, işte son haftalarda çıkışta olan Dumlu Pınar'ın aradaki farkın sürekli açılmasıyla birlikte Mavus Atatürkgücü'nün hangi hafta şampiyonluğunu ilan edecek noktasıydı. Özellikle bu hafta en dikkat çekici sonuçlardan bir tanesi devre arası 3-0 Mavus Atatürkgücü'nün geriye düşmesi. Bir anlamda Binatlı deplasmanında Güzelyurt'ta puan kaybeder mi sorusuna mahal vermedi. Neden vermedi? Çünkü kadro kalitesi sezon başından beridir çok net ortaya çıkıyor. Özellikle savunmada yaşanan sıkıntıların sezon başından beri devam eden ve bu noktada çok fazla da önlem alınamayan savunma güvenliğindeki ve savunmadaki oyuncuların performansına baktığımızda ne yazık ki savunmada ciddi handikapları devam ediyor. Ama ona rağmen kazanmasını biliyor. Çünkü ofansif gücü yüksek ve gol yollarında çok etkili silahlarının olması Mavus Atatürkgücü'nün işini kolaylaştırıyor. 3-0, 4-0 geriye düşse de bu maçı geri dönüşünü sağlayabilecek kalitede bir takım olduğunu gösteriyor. Evet. Dolayısıyla bu hafta baktığımızda en dikkat çekici noktalardan bir tanesi son haftalarda düşüş yaşayan ve kaybettiği puanlarla bu sezon özellikle ikinci devrenin başında aldığı galibiyetlerle bir anlamda Bafülkü Urdu ile Hamitköy arasında ve Yeni Cami'de vardı o yarış içerisinde. Ama Yeni Cami'nin son haftalardaki toparlanışı gençlerle birlikte mevcut takım grubunun artık ivme kazanması ile iyi futbolla güzel sonuçlar alması Hamitköy'ün Bafülkü Urdu ile arasındaki puan farkının ne olacağı düşünüyordu ki hep konuşulan neydi? Hamitköy'ün o performansı belki de playout'un oynanmayacağı noktaydı. Ama son haftalarda hem Bafülkü Urdu'nun kazanması hem Hamitköy'ün kaybetmesi bir anlamda bu cenderenin içerisinde Hamitköy'de yakalanır mı? Bafülkü Urdu'na yakalanır mı? Çünkü aradaki puan farkı kapandık sonra playout'da bölünecek puanlar sonrasında başlanacak playout maçlarında çok sıkıntılı süreç başlayabilir Hamitköy'de. Ama daha önümüzde 5 maç var. Bu 5 maç çok değerli maçlardır ve her an her şeyin olabileceğinin göstergesi oluyor. Bir düşüş var ama gözde görünüyor bir düşüş. Yani en önemli faktörlerden bir tanesi özgüveni yüksek gelen galibiyetlerle özgüveni yüksek ve maç zirveye oynayan takım olsun, alta oynayan takımlar olsun hiç fark etmez. O gerçek performansını ortaya koyabiliyordu ama son haftalardaki düşüş sanırım gelen puanlarla ve rakiple aradaki puan farkının açılmasının da verdiği rahatlık bir anda hem
konsantrasyon kaybı hem de futbolcu psikolojisi. Sevgili Kaya, sen de biliyorsun. Çok rahat konuma geldikten sonra oyuncu nasıl olsa biz artık bu işi bitirdik noktasına getirdik deniyor ama futbolda her an her şeyin olabileceğini yıllardır görüyoruz. Sadece ülkemizde değil, dünyanın her tarafında çok net görüyoruz. O yüzden tedbiri elden bırakmamak gerekir. Bu bir lig yarışıdır, bir uzun maratondur. Bu maratonun daha 5 maçlık süreci var ve bu süreçte de istenilen puanları alarak yoluna devam etmesi gerekir. Bafük yurdunun ısrarla, inatla, playout'ta iyi yerde başlayarak ligde kalma adına göstermiş olduğu mücadeleyi kutlamak gerekir, tebrik etmek gerekir. O özveriyle devam ediyorlar. Nereye kadar giderler onu bilemeyiz ama kendi alacağı sonuçlar kendinin ligdeki kaderini belirleyecek sonuçlardır. Göçmek'in maçını izledim. Yani çok iyi bir futbol yok ama bir motivasyon var takımda. Evet. Yani zaten bu saatten sonra iyi futbolun yanında kazanmak önemlidir. Kazanarak devam etmek önemlidir. Neden? Çünkü her kazandığınız maç 3 puan demektir. Her kazandığınız maç moral motivasyon anlamında ligdeki bulunduğunuz konum itibariyle de oraya konsantre olmak anlamına gelir. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu yarış playout'ta devam ediyor. Tabi playout'un içerisinde kimler kalacak? Onun yarışı da devam ediyor. Son haftalarda Yeni Cami'nin çıkışta olmasıyla birlikte şu anda Hamitköy, Bafülkürdü, Cihangir ve Göçmenköy ve son haftalar. Türk Ocağı var. Aynı puanda Cihangir'le aynı puanda. Evet, Türk Ocağı ve özellikle Göçmenköy'ün son haftalardaki düşüşü. O da düşüşte. Yani ciddi bir düşüş. Düşüş sonrasında Özgü Hoca'nın istifası. Ama şu anda kabul edilir edilmez noktasında bekleyip göreceğiz. Şu vardır sevgili Kaya. Son haftalarda teknik adamlar istifa ediyor. İstifa etmelerine rağmen yönetimler kabul etmiyor. Bu da konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Cuma günde bu konuya bu konuyu değerlendiririz. Çünkü gerçekten önemli bir konu. Çünkü ligin tamamlanmasına 5 haftalık bir süreç kaldı. Bu süreçten sonra gelecek teknik adamın çok fazla takım üzerinde etki yaratacağını düşünmüyorum. Sadece mental, psikolojik veya farklı formasyonlarla veya farklı faaliyetlerle takımı motive etme noktasına gidecek. Çünkü bu saatten sonra yüklemenin, kondisyon kazandırmanın olacağı bir nokta değil. Daha çok 4 antrenman yapan takımların 3 antrenmana düştüğünü, 3 antrenman yapan takımların 2 antrenmana düştüğünü söyleyebilirim. Neden? Çünkü Mayıs'ta başlayan süreç, hazırlık süreci, işte Nisan, Mayıs geldi. Mayıs kapıda. 1 yıl, yani düşününüz ki pandeminin yarattığı etkiden sonra başlayan futbolumuz 1 yıldır hazırlık dönemiyle birlikte müsabaka dönemi devam ediyor. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla oyuncularda da o yorgunluk bayağı kendini gösteriyor. O yüzden zaten birçok takımın dar kadrosu olması, koronavirüse yakalandıktan sonra geri dönüşte yarattığı etki ve sıkıntılar, cezalı sakat oyuncuların çokluğundan dolayı daralan kadrolarda da takımlarımızın işini oldukça zor olduğunu görüyoruz. Özgü Hoca'nın geri döneceği de konuşuldu aslında dün. Evet. Öyle bir durum da vardı ama şu ana kadar herhangi bir bilgi yok. Yok, izleyip göreceğiz. Onu da konuşacağız. Çünkü özellikle istifa ettikten sonra takımın başında olmayan teknik adamlar var. Dolayısıyla takımın başında sahaya çıkmayan teknik adamlar için talimat çok açık nettir. Neler yapılması gerektiği ortadadır. Dolayısıyla bu konuda da Futbol Federasyonu nasıl bir uygulamaya gösterecek onu da izleyip göreceğiz. Dediğim gibi bugün konularımız çok. Onu da Cuma günü değerlendiririz. Dolayısıyla genel anlamda Süper Lig'e baktığımızda özellikle dediğim gibi Mausa Türk Gücü bu hafta içeride oynayacağı Doğan Türk Birliği karşılaşmasında alacağı galibiyet, Türk Ocağı Merdal Sancak Yeşilova maçından çıkacak sonuçla birlikte belki de şampiyonluğunu ilan edebilecek noktaya gelebilir. Onun dışında ikisinin kazanması durumunda gelecek hafta Gönyeli deplasmanına geliyor Mausa Türk Gücü. Evet. Orada kazanıp şampiyonluğunu ilan edip içeride döneceği sanırım Cihangir karşılaşmasıdır. Orada da artık şampiyonluk kupasını bu sezon adına 3. kez üst üste şampiyonluk ki kulüp tarihine geçecek bir şampiyonluktur. Bu daha onlar için çok değerli ve çok önemli olduğunu zaten Ali Hoca altını çiziyor sezon başından beridir. Evet biz 2 yıl üst üste şampiyon olduk ama bu yılki şampiyonluk özellikle kulüp tarihi adına, bizim adımıza son derece değerli ve kıymetli olduğunu altını çizmesinin temel sebebi bu olduğunu. Onun dışında da biliyorsun ülkemizde sevgili Kaya üst üste gelen şampiyonluklardan sonra kadro kaliteniz ne kadar iyi isterse olsun, kadro kaliteniz çok yetenekli ve üst düzey isterse olsun bir yılgınlık, bir bıkkınlık geliyor. Ama özellikle kulüp tarihinde 3 kez üst üste şampiyonluğun olmaması ve bu anlayışla, bu hedefle yola çıkması ve Ali Hoca'nın bu konuda ısrar etmesi
oyuncuları da motive ediyor. Ve başkan yönetimi, taraftarları da motive ediyor. Kendilerini de motive ediyor. Ve dolayısıyla işte bu motivasyonla hatırlayacağız. Ligin ilk devresinde Mausa Türkçücü'nün ortaya koyduğu performansı biliyoruz. İnişli çıkışlı bir grafik vardı. Özellikle savunmadaki az önce de belirttim. Yani aynı sıkıntılar devam etmesine rağmen ikinci yarıda ofansif gücüne Pote'nin gelmesiyle birlikte, Sadık Balarabe'nin performansını artırmasıyla birlikte ve Şenol'un, Arif'in, Mehmet Eroğlu'nun, Uğur'un ve diğer oyuncuların katkı koymasıyla birlikte Emre Özsin'in, Nevzat'ın performansları gerçekten Mehmet Gürlü'nün yani o kadar bir geniş kadroya sahip ki oyunu her an oyunu tutabilecek, oyunun dengesini ve skoru değiştirebilecek elemanlarının olması Mausa Türkgücü'nün gerçek kimliğine bürünerek ikinci devrede kaybetmeden devam ediyor. Bu anlayış kendilerini bu noktaya getirdi. Bu noktadan sonra da dediğim gibi bu hafta çıkacak sonuçlarla şampiyonluğunu ilan edebilir. Ama ilan etmese de gelecek hafta Gönyeli maçının kazanmasıyla birlikte bu işe noktayı koyacağını düşünüyorum. Onun dışında ikincilik mücadelesi var. Özellikle Gönyeli'nin, Defke'nin, Merdi Aslancak, Yeşilova'nın ve son haftalarda Yompaş Dumupınar'ın artan performansı herkesin ikincilikte gözü olduğunu görüyoruz. Aslında bu ikincilik mücadelesinde sevgili Kaya, Futbol Federasyonu geçmiş dönemlerde lig sıralamalarına göre puanlar veriyordu ki bu sezon da çıkacak lig sıralamasına göre devletten gelen katkının da sıralamaya göre verileceğini biliyorum. Evet. Ama farklı bir formatta bu özellikle playoff'un olmadığı Süper Lig'de ikincilik, üçüncülük mücadelesinin devam etmesi özellikle alttaki maçlarda, alttaki takımlarla oynanan karşılaşmaları da takımları motive etme açısından son derece önemli olduğunu altını çiziyorum. Çünkü hedefi kalmayan, hiçbir ümidi kalmayan takımın ligdeki mücadelesine baktığımızda hele hele de bir yıldır devam eden futbol süreci oyuncuyu motive etmekte sıkıntı yaşanıyor. İşte bunlar bu açıdan önemli olduğunu ve ikincilik mücadelesinin de sonuna kadar devam edeceğini. Yompaş Dumupınar özellikle Cihangir'e kaybetti ve ligin ilk İkinci yarının ilk maçında Mausa Türkgücü'ne kaybetti. Onun dışında kaybı yok ve çok ciddi ivme kazanarak geliyor. Önemli eksikleri olmasına rağmen, sakat futbolcular olmasına rağmen gerçek kimliğine büründü. Aslında biz sezon başında ligin yeni takımı olarak iki sarı kırmızılı ekip, Yompaş, Dumupınar ve Mesarya ile ilgili söylediğimiz ligin zirvesini değiştirebilecek iki takım olduğunu çok net değerlendirmiştik. Girne Alkevi de yeni gelen bir takımdı ama özellikle yeniden değişim içerisine girmesi, deneyimli oyuncuları başka takımlara vermesi ve gençlerle yola devam etmesi Girne Alkevi'nin süreçte sıkıntı yaşayacağını söylemiştik. Dolayısıyla işte Mesarya'nın da gerçek kimliğine yavaş yavaş büründüğünü görüyoruz. Yani şu anda play-out çizgisine çok uzak değil. Dolayısıyla kazanarak bu çizgiden uzaklaşması onun da yukarıyı zorlayabilecek, ilk 5 içerisinde yer alabilecek noktada ve potansiyelde olduğunu söylüyorum. Yani özellikle devre arasında Ertaş ve ekibinin gelmesiyle birlikte oyuncuların Bilal olsun, Remzi olsun, Kandi olsun takımın havasını ve potansiyel anlamında da çok yukarılara çektiğini gördük. Ama ikinci yarının ilk maçlarında istenilen sonuçlar alınamaması, altta oynayan takımlara berabere kalması, kaybettiği puanlarla birazcık hedeften uzaklaştı ama son haftalarda toparlayarak gelmesi onlar adına son derece önemli. Tarihinde ilk kez mücadele ediyor. Yani takım kadrosu kaliteli kadroya sahip olabilir ama tarihinde ilk kez mücadele eden bir takımın Süper Lig'de, hep söylerim ben, Süper Lig farklı bir formattır. Birinci Lig farklı bir formattır. Bizim ülkemizde konuşulur. Bizim ülkemizdeki futbol Süper Lig'de de birincilikte de aynı kalitede olduğu konuşuluyor, tartışılıyor ki ben buna katılmıyorum. Süper Lig ayrı bir formattır ve ayrı bir değeri vardır. Birinci Lig'in çok daha farklı değeri vardır. Zaten birincilikte çok farklı hedefler vardır. Dolayısıyla da farklı bir format olduğunu da altını çizmek istiyorum. O açıdan baktığımızda da bundan sonraki süreç hafta sonu düşünülen tek gerçek Mausa Türkgücü şampiyonluğunu ilan edecek mi? Bafül Kürdü ile Hamitköy arasındaki ki buna Göçmenköy'de dahil ediyorum. Son haftalarda düşüş yaşadığından dolayı. Çünkü bir çıkışta olan Yeni Cami var. Cihangir öyle ya böyle puan kazanıyor. Türk Ocağı bir kazanıyor, bir kaybediyor. Diğer taraftan Mesari artık kazanmaya başladı. Dolayısıyla buradan baktığımızda Bafül Kürdü Hamitköy arasındaki puan farkı kapanacak mı? Hamitköy gerçek kimliğine dönerse bu puan farkının çok kapanacağını düşünmüyorum ama Bafül Kürdü'nün özellikle gençlerdeki oluşan inanç, bu ligde kalma ve rakipleri arasındaki puan farkını kapatma isteği
maçlara da yansıyor. 1-0 olsun bizim olsun mantığında devam ediyor ve kazanıyor. Bu açıdan önemli. İzleyip göreceğiz. Keyifli bir lig olması. Çünkü son haftalar her zaman bizim ülkemizde sıkıntılı geçer. Umarım bu sıkıntılı süreç değil, keyifli bir sürece dönüşür. Bu ikincilik mücadelesi ve işte play-out'a kalma mücadelesi, ligde kalma mücadelesi bir anda ligin son haftalarında böyle bir ateşledi adeta. Evet. Türk Hoca Merida Sıcak Yeşilova oynuyor. İşte Yeşilova'nın devam edebilmesi için şampiyonluk şansı en azından matematiksel olarak veya ikincilik mücadelesini yapabilmesi için Türk Hoca'nı yenmesi lazım bir anlamda. Evet. Türk Hoca play-out'tan kurtulmaya çalışıyor. Yine Bafülkü Yurdu, Yompaş Lumlu bunlar ki cumartesi karşı karşıya gelecekler. Bu arada Lefke Göçmenköy maçı da Karşıyaka'da oynanacak. 9 Nisan Cumartesi. Yine onu da belirtmiş olan cezasından dolayı Lefke'nin. O da açıklandı. Ve Meseri Hamitköy. Biri yukarıda playout'un üstünde. Diğeri playout'un içerisinde. Yani hedefler farklı gibi gözüküyor ama iki takım açısından da 4 tane maç özellikle cumartesini söylüyorum. Evet. Gerçekten çok kritik 4 tane maç var. İşte ligdeki konum itibariyle senin de belirttiğin gibi bir taraftan ikincilik mücadelesi. Evet. Ki Merida Sanca Eşilova uzun süreli uzun soluklu yarışta hep ikinci götürdü. Zaman zaman 3'e 4'e düştü ama genel anlamda ikinci götürdü. Bu saatten sonra da kaybetmek istemiyor. Çıkışta olan Dumupınar ligin yeni takımı olmasına rağmen ligi ikinci bitirerek çok başarılı bir sezona nokta koymak istiyor. Çünkü bir sonraki hazırlanacak sezonda o moral motivasyonla ligdeki bulunduğu konum ve kadro yapısını değerlendirme şansı buluyor. Ve ona göre gelecek sezonki 3 yıllık periyod içerisinde Yompaş Dumupınar şampiyonluk hedefinde yola çıkmıştı. Çünkü çok ciddi bir sponsor desteğiyle devam ediyor. Birincilikten geldi Süper Lig'e ve Süper Lig'de de devam ediyor. İşte bu 3 yıllık yapılan program dahilinde ligdeki konum da başkan yönetim teknik kadro oyuncuyu motive ettiği gibi sponsoru da motive ediyor. Yani siz sponsor olduğunuz takım istenilen sonuçları ve istenilen noktada ligi bitirmediğinde doğal olarak sezon sonunda sponsor da bir değerlendirme yapar ve ona göre karar verir. Dolayısıyla bu anlamda da önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Keyifli gidiyor. Umarım keyifli devam eder. Çünkü zaman zaman gerek tribünlerde gerek saha içerisinde istenmeyen olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bu üzüntü verici. Çünkü son dönemlerde artık herkesin ligde başarılı olabilmek için yoğun bir uğraşı var ama bu yoğun uğraş içerisinde herkesin de sağduyulu ve sakin ve soğukkanlı davranması gerekiyor. Keyif de olacak diye düşünüyorum. Hafta sonu maçlar işte iki takımın da karşılıklı da oynayacak olan takımların farklı hedeflerde olmasına rağmen maçı kazanma isteği tempolu güzel bir maç olmaya aday evet. Bu maçlar hemen hemen. Mağusa Tükgücü zaten şampiyonluk hedefinde, mücadelesinde. O da kazanması halinde şampiyon olabilir pazar günü. Dolayısıyla da güzel tempolu maçlar olsun bu hafta sonunda. Evet. Nikosia Grup Kıbrıs Kupası yarı final heyecanı. Gerçekten o ciddi bir heyecan Aksa Süper Lig'in dışında. Ve bugün Küçük Kaymaklı Doğan Türk Birliği maçı var. Lefkoşa Şehir Hüseyin Uslu Stadında 15.30'da. Maçın hakemi Ali Özer, yardımcıları Burak Mandıralı, Mehmet Ekşici, İsfendiyar Açıksöz 4. hakem olarak görev yapacak. Yarın da Mausa Doktor Fazıl Küçük Stadında yine 15.30'da başlayacak Mausa Türk Gücü Yeni Cami. Kerem Eren maçın hakemi İbrahim Katmer, Yusuf Atlar yardımcıları Hakan Ünal 4. hakem nasıl değerlendirirsin? Evet artık sona gelindi Nikosia Grup Kıbrıs Kupası'nda ve bugün ve yarın oynayacak maçlarla ilk maçlar ortaya çıkacak ve 20 Nisan'da oynanacak ikinci maçlarla da finalistler belli olacak. Kurallar çekildiğinde biliyorsun lig kura sonrasında bir takım değerlendirmeler, bir takım öngörüler ortaya konuluyor. Özellikle geçen hafta da söylemiştim kurallar çekildiğinde de Mausa Türk Gücü Doğan Türk Birliği finali gibi bakıyor. Daha tecrübeli İnsan, iki takım. Evet. Tecrübelilerin mi finali olacak yoksa gençlerin mi finali olacak onu hep birlikte göreceğiz. Çünkü bazı kesim de Kaymaklı'nın Doğan Türk Birliği'ne teslim olmayacağını, geçeceğini, Yeni Cami'nin son haftalarda artan performansı, gençlerin, tecrübeli oyuncuların uyumuyla birlikte iyi futbolunu bol gollü maçlarla kazanarak devam etmesi, Mausa Türk Gücü'nün özellikle savunma zafiyeti ama ofansif gücünün az önce de değerlendirdiğim yüksek olmasından dolayı bu maçların zorluk derecesini artırıyor. Hatırlayacaksın lig maçında da özellikle Yeni Cami'nin kadro yapısıyla Mausa Türk Gücü kadro yapısını ortaya koyup değerlendirdiğimizde yaptığımız analizlerde Mausa Türk Gücü ağır bastığını söylemiştik ama mücadele içerisine girdiğimizde öyle olmadığını gördük. Kupa maçları zaten ayrı bir platformdur. Ayrı platform üzerinde çok daha farklı, çok daha istekli. Çünkü Yeni Cami'nin özellikle yavaş yavaş playout'un dışına çıkmasıyla birlikte ve artan performansıyla kalan maçlarda da bunu başarabilecek
düzeyde olduğunu gösteren oyuncuların artık ligin kalan bölümünde rahat bir konumdayken kupada finali oynayarak en azından finalde kazanıp veya kaybeder onu hep birlikte görürüz. Kalır mı kalmaz mı o da tartışılır ama böyle bir anlayış var. Maus Atatürkgücü'nde az önce söylediğim kulüp tarihi için son derece önemli olan şampiyonluk. Üst üste kazanılan Kıbrıs Kupası'nı da biliyorsun geçen yıl kaybetmişti. Bir önceki yıl kazanmıştı çifte şampiyonluk. Geçen yıl şampiyonluk vardı kupa yoktu. Bu yıl hem lig hem kupayı isteyen bir Maus Atatürkgücü var. Kadro kalitesi bunu yapabilecek düzeyde ama Yeni Cami'nin maçının çok farklı ortamda geçeceğini... İki maçında. Hem burada hem Mausa'da hem Lefkoşa'daki maçında çok farklı geçeceğini ve şu anda net olarak diyemem ben Maus Atatürkgücü o kadar kaliteli kadrosuna olmasına rağmen favoridir diyemem. %50-50 derim. Küçük Kaymaklı Doğan Türk Birliği maçına baktığımızda da evet Doğan Türk Birliği ligde umutlarını tükettikten sonra hep kupaya asıldı ama bir gerçek var ortaya koymuştuk. Sevgili Hasan da bunun üzerinde çok net konuştuydu. Göçmenköy'de ligde rahat konumdayken Nikosia Grup Kıbrıs Kupası ki sponsorun olduğu, kendi sponsorlarının olduğu bir kupa olduğundan dolayı da olmazsa olmazları arasındaydı. Dolayısıyla kupa mücadelesinde Yonpaş Dumupınar'a elendikten sonra ne oldu? Ligde geldiği noktayı çok evet, net gördük. Dolayısıyla aynı tehlikeyi Doğan Türk Birliği için de söyleyebilirim. Tüm ümitlerini, tüm hedeflerini Doğan Türk Birliği kupaya bağladı. Caner Hoca ona göre gerekli rotasyonları yaptı lig maçlarında ama Küçük Kaymaklı çok kolay geçilebilecek bir rakip olmadığını, özellikle onun gençlerinin de oynayarak, üzerine koyarak fizik kondisyonlarını, fizik kalitelerini ve performanslarını artırarak iyi bir takım noktasına geldi. Bu iyi bir takım oyunun her noktasında oyunun içerisinde kalmayı başarıyor. Oyunun içerisinde kalmayı başardığı için zaten sonuçlar 2-0 geriye düştüğü maçta yakalıyor. Öne geçtiği maçlarda yakalansa bile kaybetmiyor. Yani bunlar Küçük Kaymaklı'nın artıları ve önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. O yüzden Doğan Türk Birliği'ni çok zor bir maç bekliyor. Yani takım olarak baktığımızda, kadro yapısı olarak baktığımızda Doğan Türk Birliği bu sezon adına oyuncu grubunun oyuncu kalitesini sahaya yansıtmadığını çok net ortaya koyabiliriz. Zaten sahaya yansıtmış olsaydı sevgili Kaya, bugün şampiyonluk yarışında Maus Atatürkgücü'yle kafa kafaya gidecekti. Daha yukarıda olurdu. Evet, dolayısıyla evet. Kaybettikten sonra elbette ki bir hedef seçilir ve ona göre bir tekrar strateji belirlenir ama dediğim gibi az önce verdiğim örnekte de bu kupa maçında kaybederse, iki ayaklı maçta kaybeder, finale kalamazsa da tam bir hayal kırıklığı olur Doğan Türk Birliği adına. Evet, çok güzel iki maç izleyelim. Bugün Küçük Kaymaklı evet. Doğan Türk Birliği. Keyifli, güzel bir maç olsun. Tabii ki rövanşları da var. Onu da izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Tabii gönül arzu ederdi ki bu maçlar Salı ve Çarşamba'ya alındı. Çok güzel de oldu. Geçtiğimiz maçlar da öyle olmuştu. Çeyrek final maçları da. Gece maçları olmuş olsaydı veya en azından akşamüstü başlayıp geceyle sonlansaydı çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Çünkü mesajlar da geliyor. İzleyicilerimiz de yazıyor. Yani bu maçlar neden gece oynatılmadı diye. Hafta arası bize mesaj da yazıyorlar hafta arası ama. Hafta olduğu için herhalde. Ya hafta arası da olsa, geçmişte hafta arası maçlarda da özellikle bir önceki oynanan sezon evet, için bahsediyorum. Evet. Hatırlayacaksın, cuma ve pazartesi gece maçlar oynanıyor. Aynen. Tabii ülkenin enerji konusunda yaşadığı sıkıntıyı da göz önünde bulundurursak ki son günlerde en çok gündem maddesi olan elektrik zammının yarattığı tepki ve diğer zamların yarattığı tepkiyle toplumsal bir eylem gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda çok kolay değildir. Yani bu gece maçlarının bu ortamda verilmesi birazcık izleyicilerimizi bilgilendirerek birazcık daha sağlıklı yorum yapmalarını buradan tavsiye ediyorum. Evet. Nikosia Grup Kupası'nda takımlara başarılar, bölgeler terfi müsabakaları sona gelindi bu hafta. Evet. Son hafta playoff'un ikinci takımı belli olacak ama şampiyonlar belli oldu. Kırmızı grupta Yeni Erenköy ve beyaz grupta Lap'ta şampiyon oldular ve Yeni Erenköy üst üste iki lig çıkarak birinci lige, Aksa birinci lige şu anki ismiyle çıktı, başardı. En son finali beraber izlemiştik dört yolda. Oradan itibaren Cenk Hoca, tabii ki farklı hocalarla da çalıştılar ama sonuçta başardılar. Yeni Erenköy'le başlayalım bir. Evet, Yeni Erenköy, Kufi Tulga Başkanlığı'ndaki yönetim ve oyuncu grubu tarih yazmaya devam ediyor. Böyle bir başlık atalım. Neden tarih yazmaya devam ediyor?
Betim'e ikincilikten yükseldikten sonra Betim'e birincilikte ilk kez mücadele etmesine rağmen birincilige yükseliyor. Kulüp tarihinde ilk kez birincilikte mücadele edecek. 45 yıllık bir kulüp tarihi var, geçmişi var, mazisi var. Ve o bölge adına çok önemli olduğunu geçmiş haftalarda değerlendirdim. Tekrar aynı yorumu yapmak istemiyorum. Çünkü Yeni Erenköy'ün Karpaz bölgesindeki birincilik temsilcisi olması sadece kulüp adına sorumluluk değil, bölge adına da sorumluluk aldıklarını söylemek istiyorum. Hafta sonu özellikle Yonpaş Dumupınar, Merdal Sancak, Yeşilova A2 maçını izledim Maraş sahasında. Kufi Başkan da oradaydı. Kendisiyle görüşme fırsatım oldu. Yeni dönemde de bu sorumlulukla birlikte birincilikte kalıcı olabilmek için, gerçekçi hedef koyarak kalıcı olabilmek için çalışmalara başladığını söyledi. Ben başkan, yönetim, teknik kadro oyuncuları kutluyorum. Mehmet Karşılığı ile gelen ve Cenk Hoca ile sonlanan bir şampiyonluk var. Hatırlayacaksın, BTM ikincilikte de şampiyonluk maçında yine farklı antrenörle başlayıp Cenk Hoca ile ve ikisinde de Cenk Hoca ile sonuçlanan bir şampiyonluk var ve Cenk Hoca'nın özellikle BTM liglerindeki ve o bölgedeki etkisi ve başarısı çok net ortaya çıktığını söylüyorum. Ve kendisini buradan kutluyorum, ekibini kutluyorum, Yeni Erenköy camiasını kutluyorum. Hayırlı olsun, birincilikte başarılar diliyorum. Bu arada çok özür diliyorum, araya giriyorum ama statla ilgili de kameranın konulacağı yer, çekimler, basın tribünü. Hazır yeri gelmişken onu da bir konuşalım ve belki de bir uyarı olarak da söylemiş olalım sezon öncesi. Tabii yeri gelmişken biz bu söylediklerini Maraş stadında Kufi Başkan'la konuştuk. Neden konuştuk? Çünkü biz oralarda görev yaptığımız için, sahalarda görev yaptığımız için, kameraman arkadaşlarımız çekim yaptığı için ki birincilik maçlarını da çektiğimizden dolayı Yeni Erenköy stadındaki o yetersizliğin olduğunu bildiğim için ben başkana direkt şampiyonluk sonrası ve yapılanma sonrasında sorduğum soru buydu. Direkt dedim siz hemen projenizi çıkarıp spor dairesiyle istişare edip hemen projenizi koyup ihaleye çıkıp bu işi sonlandırmanız gerekir. Neden dedim? Çünkü geçtiğimiz sezon oynanan sezonda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Mesarya'da aynı sıkıntıyı yaşadı. Ve Mesarya Lig'e gelirken projesiyle birlikte hem spor dairesine hem elçiliğe sunduğu projeyle birlikte gelinen noktaya baktığımızda sevgili Kaya şu an 5 maç kaldı lig tamamlansın. Evet. Herhangi bir adım atılmadı. Aynı sıkıntıyı yaşamamaları için Kufi Başkan'ı uyardım ve kendisine de dedim ki bu işi erken hamle yapın, erken çalışmanızı yapın ve sonun lig başlamadan da sonuç alın. Çünkü orada da portatif tribün var, kapalı tribün yok, basının olacak. Görev yapabileceği herhangi bir basın odası yok. Evet. Zaten var olan sorunlarımıza bir yenisi daha ekleniyor. Dolayısıyla da bunların özellikle spor dairesi nezdindeki sezon tamamlandıktan sonra yine biz önce olarak BRT Spor Servisi kameramanlar arkadaşlarımızla birlikte, sorumlu arkadaşlarımızla birlikte ve yine Spor Yazarları Derneği Başkan ve Yönetimiyle yapmış olduğumuz geçtiğimiz sezon başındaki gerek görüntülü, videolu görüntüler, evet, gerek fotoğraflar, gerekse de statlardaki eksiklikleri, evet, yerinde inceleyerek ortaya koyduğumuz raporun bir yenisini ve diğer yeni işte çıkan Yeni Erenköy'de gezerek, tespit ederek spor dairesine ve yetkililere bir an önce Haziran ayı içerisinde sunarak yeni sezonda bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Çünkü futbol ülkemizde en önemli spor branşlarından bir tanesi ve görsellik anlamında da gerek izleyiciyi gerekse taraftarı veya seyirciyi sahaya çekebilecek en önemli unsurlardan bir tanesi ortaya koyduğunuz yayındır. Ortaya gerek radyo gerekse televizyon, evet, yayınlarıdır ve bu yayınlardan sonra da akşam programlardır. Bugün ülkemizde sadece Bayrak Radyo Televizyon Kurumu program yapmıyor. Birçok özel kanallar program yapıyor. Evet. Ve bu özel kanallara da vermiş olduğumuz görüntülerin kalitesinin daha iyi olabilmesi için özellikle yaşanan sıkıntıların yeni dönemde taraftarlar ve izleyiciler tarafından sürekli eleştiri noktasına gelmemesi adına bizler de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmak durumundayız. Dolayısıyla bizler derken futbol ailesi içerisinde olan tüm kesimlerin, sadece Bayrak Radyo Televizyon Kurumu değil, diğer kurumların da ve özellikle kulüplerin de, spor dairesinin de bu işin içerisine girerek, devletin de bu işin içerisine girerek bu sorunların yeni dönemde yaşanmaması için Haziran, Temmuz ayı ve Ağustos ayı içerisinde sonlanması gerekir. Bunu da bir dipnot olarak aktarmak istedim sevgili. Evet, ya. LAP'ta. Evet, LAP'ta özellikle çok net söylemiştim. Burcu Başkan ve Devrim Hoca'nın devamlılığı ve ligden düşerken
bu takımı buraya getirdikten sonra tekrar geri getirmek bizim boynumuzun borcudur dediği noktadan başladıkları çalışma, ligin sonunda geldikleri nokta, kendilerinin çok büyük başarısı olduğunu altını çizmek istiyorum. Emeklerinin karşılığını aldılar. Çünkü lige kötü başladılar. Evet. Ligi force eden Tatlısı gibi önemli takımlar 9 haftalık süreçte hep önde götürdü. Daha sonra geriye düştükten sonra yakalayamadı. Bırakın yakalamadığını şampiyonluğu. Playoff oynama şansını da kaybetti. Geçtiğimiz hafta Yılmazköy'e kaybetmesiyle birlikte. Evet. Artık playoff kim oynayacak? Yılmazköy ile Ozanköy arasında. Çünkü Yılmazköy Ozanköy'e ikili avarajda geride kalıyor. O yüzden avantajı var. Puansal olarak avantajı var ama ikili avarajı Ozanköy'e kaptırdığı için maçı önemli. Kazanması durumunda zaten playoff'ta yani berabere kalırsa. 1461 Sefece, 1461 İskele Trabzon'un rakibi olacak. Dolayısıyla bu sonuçlanacak. Lapta'da ben başkanı, Burcu Başkanı yönetimini, Devrim Hoca'yı, oyuncu grubunu, taraftarlarını kutluyorum. Lapta'da nasıl ki Erenköy Karpaz'da önemli bir temsiliyet ki bu açıdan baktığımızda Girne bölgesinde şu anda İki uç bölge. Uzak noktada temsiliyet evet. Karşıyaka var. Ama Lapta'nın özellikle ülke futbolundaki yerine baktığımızda olmazsa olmaz takımlar arasında yer aldığını biliyoruz. Evet. O da geri döndü. Hayırlı uğurlu olsun. Birincilikte başarılar diliyorum. Dediğim gibi playofflar hemen hemen netleşiyor. Yılmazköy kendi işini yaparsa playoff finali oynayacak. İzleyip göreceğiz. Onun dışında Satrazam Kayalar'ın küme düştüğünü, ilk düşen takım olduğunu ki biliyorsun oynanan sezonda gelmişti. Evet, çıktı. Ama barınamadı. Geri döndü. Orada da Doğancı ile Denizli arasında çekişme var. Playout kim oynayacak? Şu anda Denizli avantajlı. Tüvekçi Ortaköy'le oynayacak. Evet. Doğancı da Dikmen gücüyle oynayacak ama ikili avaraj da Denizli'de olduğunu söyleyelim. İzleyicilerimiz de bilsin. Dolayısıyla Denizli'nin kazanması durumunda da ligde kalır. Doğancı diğer grupta Geçikkale ile Serdarlı'nın çok yoğun bir mücadelesi var. İkisi de farklı kazandı evet. Hafta sonu. Bu hafta sonu da liderle oynuyor Geçikkale. Vadili ile oynuyor Serdarlı. Şu anda avantajlı konumda Geçitkale. Geçitkale'nin kazanması, ligde kalması. Serdarlı ligden düşer. Ama Geçitkale'nin ligde kalması sadece birinci hamle olarak olur. İkinci hamlede eğer Doğancı veya Denizli hangisi kalırsa kalsın oynayacağı playout'ta bir şans daha alarak ligde kalma şansını artırmaya çalışacak. İzleyip göreceğiz. Özellikle Doğancı açısından ligden çekildikten sonra lige geri dönüş ne kadar sıkıntılı olduğunun göstergesidir. Evet. Bunu konuşmak istiyorum ben ligden çok sevgili Kaya. Neden? Çünkü ligden çekilen bir Akova'nın iyi başladığı ama şu anda geldiğimiz noktada o da ligde kaldı ama bulunduğu çizgi Serdarlı ve Geçikkale'nin hemen üzeri. Yani o yüzden ligden çekildikten sonra geri dönmek, ligde BTM 1'den devam etmek çok zor olduğunun altını çizmek istiyorum. Evet. Bu bir örnektir. Özellikle yukarıdaki takımlar ki çok sıkıntılı sıkıntı yaşayan birincilikte takımlar var ben biliyorum. Ve gelecek yıl BTM liginde katılır mı katılmaz mı onu hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla birincilikten bundan sonra çekilme düşüncesinde olan takımların veya kulüplerin bir kere değil üç kere düşünmesi gerekir. Evet. Dolayısıyla bir kulübün başındayken alacağınız kararlar sadece sizin kulüp başkanı olduğunuz süreci bağlamaz sevgili Kaya. Kulüp tarihini bağlar. O yüzden kulüp başkanları bu analizleri iyi yaparak ligden çekilme kararlarını öyle versinler. Çünkü geri dönüşler çok kolay değildir. Bırakın geri dönüşler çok kolay değildir. En üst ligde şampiyon olan Akıncılara baktığımızda şu an ligden çekilmedi. Ama geldiğimiz noktaya baktığımızda BTM 2'de mücadele ediyor evet. Ve BTM 2'den önce 1'e de sonra gerçek lige dönmek için yoğun mücadele veriyor. Son yıllarda döndü mü? Hayır. Dönemedi. Birçok yatırımlar yapıldı. Evet. Geçen yıl BTM 2'de çok yatırım yapıldı. Bu yılda belki de çok yatırım yapılacak. Çünkü en üstte şampiyon olan bir takım. O bölge içinde Mesarya'nın güneyi tarafında da o bölge içinde olmazsa olmazdır bugün Akıncılar. Ve bir başka gerçeği de ortaya koyuyor. Oradaki ıstadın varlığı ve milli mücadele tarihinden bugüne 74 sonrasında ne kadar değerli olduğunu ama biz değerini bilmediğimiz için şu anda bulunduğu ortama baktığımızda bunların da işte düzeltilerek ve o bölgedeki takımların da artık birlik beraberlik içerisinde geçmiş dönemde hatırlayacaksın Akıncılar Aydoğan. Evet. Yani iki takım aynı köyün içerisinde veya aynı şehrin içerisinde
güçlerinizi kaybediyorsunuz. Sadece takımsal güç değil, yönetimsel gücü de kaybediyorsunuz, ekonomik gücü de kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bu saatten sonra ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar dünya genelini sardıktan sonra kulüplerimiz iyi düşünmesi gerekir. Bugün tartışılan konu ve en çok eylem yapılan nokta hangi nokta sevgili Kaya? Belediyelerin birleştirilmesi konusu. Evet. Tabii çok büyük sıkıntılar getirecek noktasında eylemler gerçekleştiriliyor. Ben o tarafına girmiyorum ama ben ekonomik ve yönetimsel olarak olaya baktığımda belli sıkıntılar var olduğunda ortaya koymak gerekir. Yani hep kendimizi haklı noktasında görmek değil, yaşanan sıkıntıları görerek bu sıkıntıların aşılması noktasında toplumsal olarak mücadele etmek son derece önemlidir. Bu açıdan bakmamız gerekir ama ne yazık ki bizim ülkemizde sadece futbolda, sporda değil, her alanda bireysel anlayış, bireysel bakış açısı ve kendimi nasıl kurtarırım bu ortamdan noktası olduğu için ne yazık ki belli kararlar alınamıyor, belli kararlar üretilemiyor ve yola devam ediliyor. Yola çıktık nasıl olsa ligin sonu veya ligin sonunu getireceğiz noktası ama nasıl getireceğiz nasıl noktasında kime sorarsanız sorun şu anda bilgi sahibi olmadığının altını çizmek istiyorum. Evet, çok süremiz kalmadı. Hemen A2'liklerine bakalım. Bir de basketbolda dün akşam Gençler Birliği galip geldi. Ligin yeni takımı. A2 liginde A2 Süper Ligi konuşacağız ama A2 1. liginde Çaynabazar Gençlik Gücü. Önce onu konuşalım. 67 puanda. En yakın rakibi Esentepe 56 puanda. 11 puan fark. Bu hafta kazanması halinde geride kalan 4 hafta 11 puanlık fark şampiyonluğu ilan edebilir. Esentepe'nin İncirli'de kaybetmesi, Gençlik Gücü'nün kazanması şampiyonluğunu ilan edebilir. Evet. İki takım kazanırsa bir sonraki hafta bu hafta Mor Menekşe'ye gidiyor Çaynabazar Gençlik Gücü. Aynen. İçeride şampiyonluğunu ilan edecek. Evet. Dolayısıyla artık şampiyonluğa çok yakın. Bu saatten sonra kaybetme şansı olmadığını altını çiziyorum. Hakan Altın ve öğrencilerini kutluyorum. Hakan Altın Hoca'yı ama sadece A2 başarısı değil. Yani özellikle Çaynapazar Gençlik Gücü sponsorun ortaya koyduğu katkıyı çok net ortaya koymam gerekir. Bir ikincisi bu katkıyla birlikte yönetimsel olarak da Osman Karamanlı başkanlığındaki Çaynapazar Gençlik Gücü bir bütünlük yakaladı. Sadece yönetimsel olarak değil, geçmişte başkanlık yönetimde olan arkadaşların da birlikte hareket ettiğini görüyorum. Evet. Sadece maçlarda değil, diğer sosyal faaliyetlerde de aynı ekibi görüyorum. Bu birliktelik sonrasında altyapıyı oluşturdular. Umut Hoca'nın önderliğinde çok ciddi bir altyapıda gelişme sağladılar. Kadın futbolu için altyapıyı oluşturdular ve şu anda Kadınlar Ligi'ne de girebilecek noktaya geldiler. Bunlar sadece kulüp adına önemli değil, ülke sporu, ülke futbolu adına önemli olduğunun altını çizmek istiyorum ve Gençlik Gücü şampiyonluğa çok yakın. Bu hafta değilse gelecek hafta şampiyonluğunu ilan edecek. Dolayısıyla Hakan Hoca ve öğrencilerini kutluyorum. Osman Karamanlı Başkan ve yönetimini kutluyorum. Gerçekten çok centilmence, çok mütevazi bir şekilde devam ediyorlar. Haklı haksız olduğu noktalarda seslerini yükseltmeden centilmence ve fair play kuralları içerisinde devam eden anlayışları zaten geçmişten günümüze hep öyle en değil. Çok ön planda olan bir Çaynapazar Gençlik Gücü. Benim futbol oynadığım yıllarda da aynıydı. Ve Yonpaşta Umupınar. Diğer takımlarda da bu centilmenlik, bu fair play ruhu var ama bu takımlarda geçmişten günümüze kavgalar düzeyinde de baktığınızda hemen hemen belki de çok az sayıda olayların yaşandığı takımlar olarak görüyorum. Evet. Bu anlamda gerçekten örnek alınacak takım olduğunu Yonpaşta Umupınar'la birlikte söyleyebilirim. Diğer taraftan Süper Lig'e geldiğimizde Mausa Türk Gücü de yani bu saatten sonra zaten Mausa Türk Gücü'nün tek hedefi var sevgili Kaya. En fazla puanda şampiyon